Evet. Müslüman toplumda doğan birinin gayrimüslim toplumda doğan biriyle dünya sınavında eşit olmayacağını Allah'ın adaleti gereği biliyoruz. Fakat bunun Kur'ani bir delili var mı? Yani gayrimüslim ülkede doğanlar şanssız mı? Yok, hiç kimse şanssız değil. Çünkü din fıtrattır. Bugün Ukrayna'dan birisi bir mektup göndermiş. Diyor ki hocam diyor, burada ben bir Hristiyan toplum içerisinde yaşıyorum. Bu insanların dindarlığı bizim Müslümanların dindarlığından daha iyi. Ben bunlara karşı utanıyorum diyor. Şimdi o dindarlık dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Doğrulardan yana olmaktır. Allah fıtrata din dediğine göre din fıtrattır diyor. Allah ayetlerini de Kur'an'dakilerle sınırlamıyor. Tabiattakilerini de kendi ayeti dediğine göre tabiattaki ayetlerin olmadığı yer yok. Evrensel doğruları da bilmeyen hiç kimse yok. Siz doğrudan yana değilseniz, yani şimdi demin de anlattığım gibi ben doğrular yerine bana hoca efendi desinler diye konuşacak olursam imtihanı kaybederim. Değil mi? Bu her yerde böyledir. Dünyanın en zor işi dürüst olmaktır. En iyi yatırım, en karlı yatırım dürüstlüktür ama baştan ciddi manada sıkıntı çekersiniz. İnsanlar o sıkıntıya girmemek için yalan söylerler. Dolayısıyla hiç fark etmez. Herkes eşit derecede imtihan ediliyor. Ahirette hiç kimse diyemez ki ya Rabbi sen bana haksızlık ettin. Onu bütün peygamberler de insanların tabiattan elde ettikleri bilgilere vurgu yaparak tebliğde bulunurlar. Şu anda biz İslam'ı öyle bir hale getirmişiz ki fıtratla irtibatı kesilmiş. Onun için insanlara tebliğde bulunurken insanların fıtratıyla ilişki kurarak tebliğde bulunan kaç kişi görüyorsunuz? Ya da şöyle söyleyeyim. Hangi kitapta Allah'ın kitabı olmasa hangi kitapta din fıtrattır diye bir tanım bulabileceksiniz?